Mehmet Tezkan, Halk TV TR. Kimse Erdoğan'a, efendim siz de yoruldunuz diyemiyor. Erdoğan partisinin 23. kuruluş yılı nedeniyle uzun bir konuşma yaptı. Çarpıcı tarafı, yorulan varsa kenara çekilsin sözüydü. Kimse yoruldum demez ama reisleri kimin yorulduğunu bilir, hisseder. 2019 yerel seçimlerine 2 yıl kala İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa belediye başkanları da bu sebeple istifaya zorlamadı mı? Gerekçe yorgunluklarıydı yoksa başka sebep mi vardı? Bilmiyorum. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum. Yorgunluktan gittiler diyelim. Erdoğan partisinin 23. kuruluş yıl dönümünde yorulan gitsin dedi. Ayak bağı olmasın dedi. Ama farkında değil, yorgun olan kendisi. Son zamanlarda sağlıklı karar alamıyor. Bir yaptığının kısa bir süre sonra tam tersini yapıyor. Böyle olunca ülke salıncak gibi bir o yana bir bu yana sallanıyor. Ama AKP'nin isimlerinden biri çıkıp efendim çok yoruldunuz biraz dinlenseniz diyemiyor. Herkesin üzerinde uzlaştığı tek konu var. Beğenin beğenmeyin Erdoğan çok çalışkan. Gece yarılarına kadar çalışıyor. Memleketin her meselesiyle ilgileniyor. Ne diyeyim İstanbul'daki kupon arazilerin satışı bile radarında. En ücra köşedeki ilçe milli eğitim müdürünü, sağlık müdürünü, polis müdürünü kendi belirlemek istiyor. Bu tempoya can mı dayanır? İster istemez yoruldum. Faizi indirin dedi olmadı. Faizi çıkarın emri verdi. Hayırlara vesile olmadı. Farkında değil ama aldığı birbirine zıt bu iki karar nedeniyle Türkiye savruldu. İşsizlik patladı. Kasım Aralık aylarında zirve yapacak. Köyü çerçevesinde yaptırdığı havaalanlarının, köprülerin, otoyolların, hastanelerin hali ortada. Her biri devasa kara delik. Dış politikada yaptığı hataları saymıyorum. Tümü fiyasko. Her biri büyük skandal. Her biri beceriksizlik abidesi. Bir insan bir ülkeyi 22 yıl yönetirse bu 22 yılın son 6 yılını tek başına yönetmeye kalkarsa olacağı budur. Beden yorulur, akıl yorulur. Hepimiz etten kemikteniz. Yorulmamamız mümkün mü? Vücut yorgunluğu 2 günde bilemedin 3-4 günde atlatılır ama beyin yorgunluğu uzun dinlenme gerektirir. Erdoğan'ın da dinlenmeye ihtiyacı var. Sadece imzalamak zorunda kaldığı gümrük evraklara bakın insan isyan eder. İnsanın eli uyuşur, beyni durur. AKP 23. yılını kutladı. Erdoğan yorulan varsa kenara çekesin dedi. İsraat tavsiyesi yaptım. Haklı ama israat etmesi gereken kendisi. Kendisi bunu görememiş olabilir ama yok mu hiç seven, yok mu hiç kendisine sevgi ipiyle bağlı olan, herkes kendisine menfaat ipiyle mi bağlı? AKP içinde sayın liderim, sayın genel başkanım, sayın reisim bir süre siz de dinlenseniz diyecek bir baba yiğit yok mu? Cumhurbaşkanlığını bıraksın demiyorum. Bir üst kata çıkarak Türkiye'ye tepeden baksın, günlük siyasetle uğraşmasın, parti genel başkanlığını devretsin, icraat konusunda güvendiği bir isme tam yetki versin, sadece cumhurbaşkanlığı yapsın. İnanın bu krizden 8-10 ayda çıkarız. Erdoğan kurduğu bir düzeni sürdürdüğü sürece krizden çıkmamız zor.